Şimdi siz saygıdeğer Sakaryalı hemşehrilerimize hitap etmek üzere. Sakarya hamdolsun. Yola çıktığımız günden bugüne bizi hiçbir zaman yalnız koymadı. Hep beraber olduk. Yalnız yürümedik bu yolda. Hep sizinle beraber yürüdük. Ve inanıyorum ki yine bundan sonra beraber yürüyeceğiz. Şimdi Mart 2019 mahalli seçimler. Hazır mıyız? Kasım 2019 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimleri. Hazır mıyız? Bu bir kırılma noktası. Allah'ın izniyle 2019'daki bu iki seçimle birlikte Türkiye yeni bir döneme geçiyor. Altyapısı artık hazır. Biz sadece ve sadece Rabbimin huzurunda rükuda eğiliriz, secdede eğiliriz. Beşer planında hiçbir gücün önünde bugüne kadar eğilmedik. İşte Afrin'deyiz. Niye Afrin'deyiz? O teröristlere biz ne dedik? Dedik ki rahat durun. Eğer rahat durmazsanız sizi deliklerinizde bile, inlerinizde bile boğarız dedik. Gabar'da boğduk mu? Cudi'de boğduk mu? Tendürek'te boğduk mu? Besler Deresi'nde boğduk mu? İşte şimdi Afrin. Afrin'de de şöyle öğlen civarı rakamları aldım. 3300 terörist etkisiz hale getirilmiş. Elhamdülillah. Elhamdülillah. İyi gidiyoruz. Daha iyi olacak. Ve şu anda 4-5 kilometre kaldı. Afrin'e giriyoruz. Nasıl ki Errai, Bab, Cerablus, oradaki 2000 kilometre karelik alanı kontrolümüze alarak nasıl gerçek sahiplerine teslim ettiysek 140 bin kişi geri döndü. Evlerine döndü. Topraklarına döndü. Biz işgalci değiliz. Biz sadece ülkemize yan bakan o teröristleri kovalıyoruz. Onların peşindeyiz. Şimdi de Afrin'de yine o teröristleri kovalıyoruz. Askerimizle kovalıyoruz. Polisimizle kovalıyoruz. Jandarmamızla kovalıyoruz. Güvenlik korucularımızla kovalıyoruz. Ve sağ olsunlar, çok ciddi bir mücadeleyle Özgür Suriye ordusuyla beraber kovalıyoruz. Ve gelinen noktada tabii ki şehitlerimiz de var. Ama şehitlerimiz bir şeye inanıyor. وَلَا تَكُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتْ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler, siz bilemezsiniz, anlayamazsınız. İşte buyurun. Ve onlar buna inanmışlar. Şimdi onlar bizi dinliyor. Ve onlar peygamberler peygamberine komşu. Buna inananları ölüm korkutmaz. Onlar ölümü korkuturlar. Rabbim bizlere de o makamı nasip etsin inşallah. Böyle yürüyeceğiz. İşte niye biz bu harekete zeytin dalı dedik? Niye dedik? Ve tini ve zeytuni ve turi sinin ve hazel beledil emin. Yani tin, zeytin ve o emin beldeye yemin olsun ki diyor Allah. Bakın bu belde öyle bir belde. İşte onun içinde şimdi bu beldeye böyle yürüyoruz. Emin adımlarla yürüyoruz.
ve bu emin beldeyi de sahiplerine adım adım teslim ediyoruz. Değerli kardeşlerim, görevimiz bizim bu. Biz bugüne kadar soytarıların, alçakların, adilerin, PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin, DAEŞ'in bekçiliğini yapmadık. Onlara bekçilik yapanları iyi tanıyoruz. İyi biliyoruz. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Gelin beraber DAEŞ'le mücadele edelim. Terör örgütleriyle beraber bu mücadeleyi verelim. Ama bunlar gittiler, onlarla beraber oldular. 5000 tır silahı oraya gönderdiler. 2000 kargo uçağıyla silah mühimmat gönderdiler. Hani dostluk, hani NATO'da beraberdik. Yine söylüyorum, ey NATO, sen ne zaman bizim yanımızda olacaksın? Biz NATO'nun mensubu değil miyiz? Afganistan'a çağırdın geldik. Somali'ye çağırdın geldik. Balkanlara çağırdın geldik. Niye? NATO ülkesiyiz diye. Biz sözümüzde durduk ama siz sözünüzde durmadınız. İşte Türk budur. Türk milleti budur. Biz denileni yapıyoruz ama siz yapmıyorsunuz. Diğer ortaklar da bu noktada hep kaçamak oynuyorlar. İkili oynuyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz dik durmaya devam edeceğiz. Biz dürüst olmaya devam edeceğiz. Ve bu işi de Allah'ın izniyle başaracağız. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Makam, mevki, rütbe değil. Unutmayın. Her an ölümle beraber yaşayacağız. Ölecek miyiz? Öleceğiz. Gideceğimiz yer ne kadar? 2 metreküp. Öyle mi? Ben boydan dolayı biraz daha fazla bana gerekir. Öyle. Anamı gösterip de bana ağlatma. Dur. Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin. Onun için analarınızın kıymetini iyi bilin ve annelerinizin ayaklarının altını da buradan gidince muhakkak öpün. Anam nazlanırdı, ayağını çekerdi. Çekince derdim ki, ya ana, cennetin kokusunu bana çok mu görüyorsun? Dur koklanayım orayı. Analar bu kadar kıymetli, bu kadar önemli. Anne insandır, biz ise insanoğluyuz. Bu kadar önemli bir fark var. Birileri Rabia'yı terör örgütünün işareti olarak biliyor, zavallı Bay Kemal. Rabia içinde ne var? Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bay Kemal, bunun hangisi hoşuna gitmedi? Bu bizim Rabia'mız. Rabia'da tek millet ne demek? 81 milyon Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Romanıyla, Boşnağıyla, Arnavutuyla tek millet. Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak öyle lafla olmuyor Bay Kemal. Bunlar böyle emek de oluyor. El ele vereceksin, omuz omuza vereceksin. Ve bütün şartları da zorlayacaksın. Sana hastaneleri verdiler, batırdın bitirdin. Ve bununla da kalmadık. Şu anda Türkiye'mizin dört bir yanında yüksek hızlı trenler. Şehir hastaneleri. Benim vatandaşım her şeyin en güzeline layık. İnşallah bunları yapıyoruz. Ve yapmaya da devam edeceğiz. Oh!